Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Amerikan Ticaret Odası'nın onuruna verdiği akşam yemeğinde Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için merkez haline geldiğini belirterek, uluslararası şirketlerin yalnızca iç pazara değil, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa gibi geniş coğrafyalara buradan açıldığını vurguladı. So many multinational companies which invest. Dünya Bankası'nın özel sektör yatırımları konusunda çalışan ayağı olan Uluslararası Finans Kurumu IFC, Washington'dan sonra ilk dış merkezi olarak İstanbul'u seçti. Microsoft'un bölge merkezi İstanbul'da. Coca-Cola, Hindistan dahil 92 ülkeyi Türkiye'den yönetiyor. Konuşmasında Türk-Amerikan ticari ilişkilerinin geliştirilmesi çağrısında bulunan Babacan, bölgesel ve küresel konularda birçok alanda işbirliği yapan ve güçlü ilişkilere sahip olan iki ülkenin ekonomik alanda aynı başarıyı gösteremediğini vurguladı. Our political relations are very strong. Siyasi ilişkilerimiz son derece güçlü. Savunma ve güvenlik ilişkilerimiz de güçlü. NATO'da birlikte hareket ediyoruz. Fakat ticari ve ekonomik ilişkilerimizde geride kaldık. Konuşmasında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin gerekliliğini sık sık vurgulayan Başbakan Yardımcısı Babacan, Amerika ve Avrupa Birliği arasında gerçekleştirilen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması'nı tarihi bir adım olarak gördüklerinin altını çizerek, bu sürecin dışında bırakılmak istemeyiz dedi. We full support this. But we don't want to be left out. Bizim Avrupa Birliği ile hali hazırda gümrük birliği anlaşmamız var. Bu statü sayesinde eşsiz bir konuma sahibiz. Amerika ile de tıpkı Avrupa Birliği ile yaptığımız transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı gibi bu ortaklığı tamamlayacak paralel bir sürece sahip olmak isteriz. Toplantıda konuşan Amerika Ticaret Odası Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı Myron Brilliant da serbest ticaret anlaşmasını geliştirme konusunda çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. It's in America's interest. Amerika ile Türkiye arasında gelişmiş ticari ilişkiler ve yatırım teşviki uygulamalarını hayata geçirmek zorundayız. Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için somut politikalar gerekli. Biz Türkiye ile cesur, iddialı bir çalışma arzu ediyoruz. Tüm fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Bu fırsatların en önemlilerinden biri de serbest ticaret anlaşmasıdır. Bu anlaşma iki ülkenin de çıkarını olacaktır. İki ülke ilişkilerini geliştirmek için en doğru yol budur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye'de özel sektörün çok dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirterek Amerikan şirketlerini Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti. Come to Turkey and benefit from a stable. Türkiye'ye gelin ve istikrarlı, büyüyen ve talebi yüksek ekonomiden yararını görün. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi, Washington.